Merhaba sevgili Vizyon izleyicileri. Bu programımızda biraz hayattaki başarılar üzerine, kariyer kurmak üzerine konuşacağız. Bakalım nasıl kariyerler kurmalıyız, neler yapmalıyız? Doktor Aydan Kayserili konuğumuz. Kendisi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz Ben nasılsınız? de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Hocam şimdi sizinle hayattaki kariyerler, zorluklar, mücadeleler birçok konu üzerine konuşacağız. Ama ondan Evet. önce sizin kariyerinizi bir dinlemek isterim. Tabii. Öncelikle beni davet ettiğiniz için teşekkür Biz ederim. teşekkür Uzun ederiz. bir kariyerim var, dolu dolu bir kariyerim var. Nereden başlasam diye düşünüyorum. Şöyle, üniversiteden sonra ilaç sektörüne geçtim. Kariyer olarak kendime ilaç sektörünü seçtim. Ve orada mikrobiyoloji laboratuvarında başladım. Sonra baktım ki benim kişiliğim çok böyle laboratuvarda kalacak bir kişiliğim yok. Dedim ki o zaman ben marketinge yani pazarlamaya geçeyim. Bunun için de İşletme İktisadı Enstitüsü, İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü'nün MBA ekvivalen bir programı vardı. Uluslararası İşletme İhtisas Programı'nı bitirdim. 2 senelik İngilizce ve daha sonra marketinge geçtim. Her şey tamam, çok güzel. İyi ilaç firmalarında çalışıyorum. Hayat güzel gidiyor. Fakat baktım ki Türkiye bana yetmemeye başladı. Daha fazla şey istiyor insan yani kariyerin başında. Daha farklı deneyimler gerekiyor. Bu nedenle de kendime Amerika'yı seçtim. Hep zaten Amerika'ya gitmek istemişimdir. Dedim ki ben Amerika'ya gideceğim. Bunu söylediğim zaman etrafımda falan filan yaptı herkes. Nasıl gideceksin? İşte çok zor, işte çok masraflı, işte burada hayatın gayet güzel, işte şirket araba vermiş altına. Ama bu önemli değil. Yani her zaman için başarı, para, güç, mevki değil aslında benim için. Kendini geliştirmek, kendine yatırım yapmak. Dedim ki ben evet bu yatırımı kendime yapacağım. Çok önemli bir yatırım. Büyük bir masraf tabii ki Amerika'ya gitmek, orada okumak. Dolayısıyla o yolu seçtim. New Hampshire'a gittim. Hiç bilmiyorum, Amerika'ya ilk defa gittim. Daha önce seyahate öyle bir iki kere gitmiştim ama tabii çok farklı yaşamaya gitmek, farklı bir kültürde. Oradaki esprileri anlamıyorsunuz, dile çok hakim değilsiniz, işte kültür uyumsuzluğu var vesaire. 2 sene biraz zor geçti aslında master dönemi. Fakat sonra alıştım. Dedim ki bu sefer ben buradaki ilaç firmalarında yani globalde çalışayım. Bütün bu global firmaların zaten merkezleri, headquarters'ları Amerika'dan. Onun için uğraşmaya başladım. Tabii o da zor oldu. Öyle size hemen kolay, hadi üniversite bitti, size işe alalım demiyorlar. Çalışma müsaaden var mı diye soruyor. Çalışma müsaadem tabii ki yok. Yani orada doğmamışım, green card'ım yok vesaire. Dediler ki o zaman sen F1 vizesiyle başlayabilirsin. 1 senelik bir şey veriyor master'dan sonra Amerika. Buldun buldun, iş bulamazsan Türkiye'ye dönmek zorundasın. Şanslıyım diyeyim, buldum ve ondan sonraki süreçte de Amerika'da kalma şansım oldu. İlaç firmalarında çalışma şansım oldu. 15 yıl böyle geçti. Yoğundu, çok güzeldi ama çok güzel bir deneyim kazandım. Birçok ülkeyi görme şansım oldu. Yani eğer Türkiye'de kalsaydım belki bu imkana kavuşamayacaktım. Globalde de çalıştığım için farklı kültürden insanlarla çalıştım. Tabii ki zorluklar oldu. Yani Amerika kötü bir dönemiydi benim oradayken. İşte bu ikiz kuleler yıkıldı vesaire. Ondan sonra işte biraz Müslümanlara karşı din olarak biraz şey bakılmaya başladı. Zaten Türk deyince aslında tabii ki bir yanlış bir imaj var kafalarında, özellikle Amerikalıların. Orta Doğu'da zannediyorlar bizi. Hatta bana şey dedi, işte sizde çöl falan var mı diyenler var. Deveye mi biniyorsunuz? Evet Yok evet işte maalesef öyle bir imajımız var. garip garip sorular. İşte dedim ki biz dedim New York'ta aynı eklem boyutundayız. Yani aynı mevsimlere sahibiz. 4 mevsimimiz var falan. Yani yabancı bir ülkede yaşamak çok kolay değil. Ben de tabii ki zor yolu seçtim. Yani orada gidiyorsunuz Amerikalılarla bir rekabet içine giriyorsunuz işe girmek için. Yani ve bakıyor adam işte siz Amerikan vatandaşı değilsiniz. Ne diyor iyi bir işi buna vereyim. Sonra işte vatandaşlık işlemleri falan olduktan sonra belli bir süre çalıştım. Türkiye özlemi başladı. İşte tabii ki aileydi, arkadaşlardı. Ne yapayım yani bir ikilem arasında kaldım. Orada koçluk eğitimi aldım Amerika'da. Kendime yardım etmek amaçlı. Dedim doğru kararı vereyim. Hani önemli bir karar dönmek fikri. Dedim döneyim. Döndükten sonra da Niye döndünüz? niye dön? Vallahi şimdiki aklım Herkes olsa giderken. dönmezdim. Eyvah. Çünkü yani dolar kuruna bakar mısınız? Evet. Benim döndüğüm sene 2 civarıydı, 2 TL civarıydı. Yani orada çalışmanızın hiçbir Türkiye ile farkı yoktu diyebilirim. Şu anda tabii çok açıldı ara. Evet, şöyle döndüm. Yani dedim ki ben
kendi ülkemde de bir şeyler yapayım. Yani orada da kendi ülkeme de faydam olsun. Sonuçta orada okumuşum. Yani Türkiye'de okudum, büyüdüm. İnsan kendi kültürünü özlüyor. Ama tabii Türkiye'ye dönünce ben bir şok yaşayacağımı da düşünmedim açıkçası. Nasıl 15 yıl bir sonra bir şok yaşadım. Eski Türkiye'yi bulamadınız, evet. Gittiğiniz Türkiye'yi. 15 evet. yıl içinde çok mu şey değişmişti? Evet. Yani şöyle değişmiş. Değerler değişmiş, insanlar değişmiş. Siz değiştiniz belki. Yani ben sonuçta hani yabancı bir ülkede oraya uyum sağladım. Buraya geliyorsunuz, bir düzen yok. Yani en büyük şey düzenin olmaması, kuralların olmaması. Kaos var. Kaos. Evet. Bir de yani orada adalet çok güzel işliyor. Yani orada insanlar adaletten korkuyor. Burada mesela bir ikileme düşüyorsunuz. İşte senin hakkında şikayetçi olacağım diyor. Git diyor. Nereye şikayet ne edersen et. Aynen. Hani böyle bir başıboşluk, böyle bir düzensizlik. Herkes istediğini yapıyor. Yani kimsenin kimseye saygısı falan kalmamış. Şu ara hele hiç sevgi falan da yok. Kimse mutlu değil. Kimse mutlu değil. Yani herkes böyle bir şey bomba gibi geziyor diyeyim yani. Pimini çektiğiniz anda yani herkes birbirine giriyor. Görüyorsunuz yani sonuçta işte kadın cinayetleri, şudur budur. Yani gerçekten burada da bu şeyi yaşadım yani. Bu bayağı bir sıkıntılı geçti. İstanbul'a döndükten sonra dedim ki acaba yanlış bir karar mı verdim? Çünkü Türkiye eski Türkiye değil. Benim bıraktığım Türkiye değildi. Evet, dünya işte maalesef ki dünya değişiyor ama bazı ülkeler, bazı milletler değişirken değerlerini koruyup değişebiliyorlar, evet. Ama bizde o değer kayıpları biraz söz konusu, evet. oluyor. O da işte biraz az okumamızdan, az araştırmamızdan, evet. eğitime, öğretime biraz, evet. az önem verdiğimizden oldu ama çok hızlı da toparlanır, reaksiyon alırız. Öyle de bir milletiz. Umarız İnşallah. Ki ben çok yakın zamanlarda İnşallah. O reaksiyonu alacağımı düşünüyorum. O yüzden akademisyenliğe geçtim zaten. Değil döndükten sonra. Siz çok güzel bir şey söylediniz program. Buradaki gençleri, evet. de heyecanlandırmak isterim, evet, biraz ilham diye. İlham vermek istediğim için, onlara deneylerimi paylaşmak için, vizyon kazandırmak için dedim ki ben ne yapabilirim? Yani sonuçta giderim, gene bir özel sektörde çalışayım, gene bir firmanın kar etmesi için çalışacağım. Dedim yani yeter. Bütün hayatım bir firmayı zengin etmeye geçti. Yani çünkü her çalıştığım firmada gerçekten iyi şeyler yapmaya çalıştım. Ve yaptığımı da düşünüyorum. Yani öyle başarılı olduğumu da düşünüyorum. Ama tabii başarı benim için farklı bir kavram. Dediğim gibi başta da güç, para değil başarı. Yani işte bir CEO olmanız, bir genel müdür olmanız ya da çok para kazanmanız değil. Yani hayatta ne türlü zorlukları aştınız? Yani kendinizi nasıl geliştirdiniz? Kimlerin hayatına dokundunuz? Nerede fark yarattınız? Bence bunlar başarı. Kesinlikle. Yani oturup da işte bir masa, bir ünvan değil yani. Değil mi? Peki, evet. neler yapıyorsunuz hocam şu an? Şu an neler yapıyorum? Dediğim gibi işte İstanbul'a döndükten sonra ne yapayım diye düşündüm. Bu karar, işte dedim özel sektör artık girmem. Nasıl o hayatı bitirdim. O Amerika'da bile insanlar corporate hayatı yaşamak istemiyorlar. Çok zor bir hayat aslında, çok stresli. Daha stresli olan, daha böyle topluma katkılar verebileceğim bir alan seçeyim dedim. Sağlık yönetimi üzerine doktora yaptım. O da çok enteresan çünkü iki tane işletme yapmışım. Artık dediler işletme doktorası da yapma, sıkılırsın. Doğru, pazarlama doktorası mı yapacaksın falan dediler. Buna hatta takıldılar. Orada sağlık yönetimi çok popülerdi. Özellikle bu sağlıkla dönüşüm programıyla başladı. Yönetici gerekiyor. Yani gerçekten sağlık işletmelerine iyi yönetici yetiştirmek gerekiyor. Dolayısıyla sağlık yönetimi bölümü böyle önem kazandı. Hala da önemli bence. Çünkü hastanelerde de hakikaten bilinçli ya da sadece hastanelerde değil, ilaç sektörü için de çok önemli bir bölüm sağlık yönetimi. Çok işletme dersleri veriyoruz ve üzerine sağlıkla ilgili bilgiler veriyoruz. Dolayısıyla daha bence sağlık yönetimi bölümü sağlık ile ilgili alanlarda çalışabilecek, yani iyi nitelikli öğrenci yetiştiriyor diyebilirim. Harika. Anlamda. Şu anda akademisyenlik yapıyorum. Ve aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleri yapıyorum. Bir dönem çok yoğun koçluk yaptım. Ve aynı zamanda TÜBİTAK'ın girişimci mentorları listesindeyim. Yani girişimcilik alanında da mentorluk eğitimi aldım. Ve bir kaç firmaya bu alanda da koçluk desteği verdim. Ve profesyonellere de koçluk desteği verdim. Ben koçluğa çok inanan biriyim. Evet. O alanda tabii ki çok eğitimlere biraz ara verdim. Şimdi mindfulness eğitimi alıyorum. Bir de sağlık koçluğu yapmak istiyorum. Çünkü elim sağlıktan geldiğim için.
sağlık koçluğu da çok önem kazanacak insanların hayatında. Şu anda hastanelerde bile sağlık koçları çalışmakta, özel hastanelerde. İşte öyle bir dönem geçiriyorum diyeyim. Kendime gene bir şeyler katma dönemindeyim. Peki. Tam o zaman bu dönemdeyken hem hayatınıza bakış, yaşadığınız zorluklar, mücadeleler, şöyle bize kısaca onlardan da bahseder misiniz? Tabii. Hocam? Şimdi gerçekten hiçbir şey, yani kimseye altın tepside sunulmuyor. Yani şimdi hani buradan öğrencilere, gençlere de seslenmek istiyorum aslında. Yani hiçbir şey size böyle yani size gelip de iş teklifinde bulunmayacak kimse. Sizin araştırmanız, sizin kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Tabii ki marka olursanız, yani bir yöneticinin bu konuda da ben biraz araştırdım. Hani ancak marka olduğunuzda sizi arayıp buluyorlar ve yüksek ücretlerle transfer ediyorlar. O konuma gelmek de tabii ki kolay bir iş değil. Marka olabilmek için de çok büyük yatırım yapmanız gerekiyor kendinize. Hem medyatik olmanız gerekiyor, işte hem kitaplarınızın olması gerekiyor, hem konuşmacı olmanız gerekiyor. Yani sürekli gündemde olmanız gerekiyor. Ben öyle çok gündemde olan biri değilim. Olmayı da seven biri değilim. Aslında medyatik belki ben de olabilirdim hani istesem bu alanda, koçluk alanında. Ama ben daha böyle geri planda durmayı seven biriyim. Neden bilmiyorum. O da enteresan aslında. Zorluklar şöyle, yani işe girmek hiç kolay bir iş değil. Yani doğru işi bulmak da hiç kolay bir iş değil. Doğru iş demeyelim, doğru kariyer. Yani gerçekten mesela kendinizi çok iyi tanımanız gerekiyor. Ben şu anda mesela düşünüyorum, belki ben avukat olmalıydım diyorum. Çünkü mağdurun yanında durmayı ve onun hakkını aramayı çok seven bir insanım. Ama o zamanlar avukatlık bana o kadar cazip gelmiyordu o üniversite döneminde. Yani insanın işte kendisini çok iyi tanıması, ne istediğini bilmesi, hayallerinin olması, bir vizyonunun olması çok önemli. Yani insan ilişkileri çok zor. En zor şey iş hayatında insan ilişkileri. Evet. Yani insan yönetmek, işi yönetmek çok zor. Çünkü herkes bir rekabet içine giriyor. Herkes yani iyi bir uyum sağlamak da zor. Uyum kurmak da zor. Herhalde biraz da böyle göze batarsanız, çok çalışkan, işte ön planda işte farklı fikirleriniz, heyecanınız varsa, o zaman böyle bir tehlike de oluşturuyorsunuz. Tehdit de oluşturuyorsunuz diyeyim, tehlike değil de başkaları için tehdit oluşturuyorsunuz. Dolayısıyla sizi işte şey yapmaya çalışıyorlar, engellemeye çalışıyorlar iş hayatında da. O yüzden liyakat çok önemli. Liyakat gerçekten çok önemli. Herkes gerçekten yapabileceği işin başında olmalı. Tanıdıklarım var, işte networking var falan filan deyip böyle bir yerlere gelen kişilerin ben doğru, yani bu türlü bir yaklaşım doğru olmadığını düşünüyorum. Evet, çok da kalamıyorlar zaten değil mi? Evet. Yani liyakat çok önemli. Herkes bildiği işi yapsın ve iyi yapsın ve vizyon sahibi olsun. Kesinlikle çok önemli. Peki koçluğun üzerinden şöyle bir geçtiniz hocam, ama orayı biraz açmak isterim. Koçluk sizin tanımınızla koçluk nedir? Kimler koçluk desteği almalı? Ne gibi faydaları olur? Evet. Şöyle, şimdi ben dediğim gibi Amerika'da bunun eğitimini aldım. Çok az sayıda koç var Türkiye'de, Amerika'da eğitim almış. Genelde online eğitimlerle, Amerika'dan alınan online eğitimleri saymıyorum ben. Çünkü yüz yüze orada aldım. Ve sınavlara da Amerikalılarla eşit düzeyde, yani eşit şekilde girdim. Öyle de kolay olmadı açıkçası. Çünkü sizin bir teorik kısmı var bunun, sınav. Bir de pratik kısmı var. Yani koçluğun pratik kısmı çok önemli. İşte süpervizyonunu öğretiyorlar, takım koçluğunu öğretiyorlar. İşte ben daha çok liderlik koçluğuna yöneldim. Onun üzerine üst sertifika aldım. Koçluk şöyle diyeyim, yani herkesin tabii ki, şimdi şöyle, Amerika'da herkesin bir koça ihtiyacı var genelde. Yani daha önce psikoloğa ihtiyacı vardı, şimdi de bir koça ihtiyaçları var. Oradan başladı zaten koçluk mesleği, orada gelişti. Türkiye'ye daha sonra geldi. Yani 2000, zaten zannediyorum 2000'lerin başında Türkiye yavaş yavaş popüler olmaya başladı. Neden almalı herkes? Şöyle, özellikle iş hayatında çalışanlar için ben çok öneririm. Yani şirketler bunu tabii ki aldırıyor. Bazı şirketler gerçekten çalışanlarına koçluk desteği verdirtiyor. Yani parasını şirket ödüyor. Ama bu, eğer şirket bunu ödemiyorsa da kişilerin bu konuda düşünmesi lazım. Yani doğru bir kariyer seçmek adına, başarılı olma adına, ilerleme adına, mutlu olma adına, iş yaşam dengesini kurma adına insanların, gerçekten yani bireylerin bu desteği alması lazım.
Çünkü siz kolay kolay bazı şeyleri göremeyebilirsiniz. Yani birinin size bazı sorular sorması lazım. Orada koçluk fikir vermek değil. Yani tavsiyede bulunmak değil kesinlikle. Sizin kendiniz için doğru olanı bulmanızı sağlamak ya da potansiyelinizi ortaya çıkarmanızı sağlamak. Kendinizi tanımanızı sağlamak. Ve sizi başarıya götüren, ben şöyle diyorum, yani yol arkadaşı diye düşünüyorum koçun. Sizinle bir yol arkadaşı ve sizi başarıya götürmek için bu yolda sizinle birlikte ilerliyor. Ve ben bunun yani bu koçluğun desteğinin çok faydalarını gören insanlarla, bireylerle tanıştım. Profesyonellerle de tanıştım. Ben de aynı şekilde koçluk verdim. Hatta birkaçı yurt dışına gitti. O kadar çok herhalde benden ilham aldılar ki birkaçı yurt dışında şu anda. Yani koçluk desteği çok önemli. Türkiye'de çok iyi anlaşılmamıştı ama artık zannediyorum herkes neyin ne olduğunu biliyor. Tabii ki yaşam koçluğunu burada ayırmak istiyorum. Yani ben yaşam koçuyum. Tabii ki yaşam da iş hayatını içeriyor ama hani biraz daha profesyonel anlamda bakıyorum diyeyim. Biraz daha mentörlük alanından bakıyorsunuz gibi. Yok, mentorluğu ayrı yapıyorum ama koçluğa şöyle bakıyorum. Yani sadece yaşam koçu işte bana hayatımla ilgili ne yapmam gerektiğini söyleyecek gibi düşünüyor insanlar. Yaşam koçuyla çalışırsam mutlu olurum. Şöyle yani iş hayatında başarılı olmak istiyorsanız, işte mesela kariyer koçluğu var. Ben onu tavsiye ederim gençlere. Yani bir kariyer koçuyla çalışmalarını. Yani ben kariyerimi nerede başlayayım, nerede devam edeyim, nasıl ilerleyeyim gibi bir takım soruları varsa bir kariyer koçuyla çalışmalarında çok fayda var. Yönetici olmak isteyenlerin de bir yönetici koçuyla, yani yöneticilik alanında koçluk veren biriyle çalışması çok önemli. O yöneticiliğin o adımları çok zordur. Yönetici olmak da çok zordur. Oraya ulaşmak için, o hedefe ulaşmak için ne yapmaları gerektiği konusunda destek isteyenler. Çünkü kolay değil. Şirket politikaları var. Şirket politikaları bazı insanlar bunları kabullenemiyor. Yani şirket politikalarına uyum sağlayamıyor ve ondan sonra iş hayatından ayrılıyor. İdrak edemiyorlar. Evet. Değil mi? Evet. Yöneticilere de böyle aşağıdan bakınca evet. Sanki masasında çay içiyorlar, kahve içiyorlar aynen. Gibi geliyor ama. Evet. Bir de duygusal zeka kısmı çok eksik. Evet. Empati kısmı çok eksik. Mesela şu, bugün baktığınız zaman sadece IQ değil, EQ da çok önemli. Ve hatta üst düzeye baktığınız zaman artık EQ'su yüksek liderler isteniyor. Yani EQ ben hakikaten ön sıralara çıktı. EQ'nun IQ'yu geliştirdiğini evet. Düşünüyorum ama tam tersi olmuyor. Yani evet. IQ'su çok yüksek birinin EQ'sunu yükseltemeyebiliyorsunuz evet. Birazcık değil mi? Evet. Ama çünkü tam egosu tersi, çok fazla. Evet. IQ'su yüksek olanların iletişim yetenekleri daha zayıf. IQ'su yüksek olanların. Dolayısıyla dediğiniz gibi evet EQ'nun önemi çok fazla. Ve çok büyük eksikliği var iş hayatında EQ'nun olmamasının. Çünkü sizi yani siz kendinizi tanıyacaksınız ve başkasının yerine de koyabileceksiniz. Duygularınızı yönetmeyi bileceksiniz ki başkalarının duygularını yönetebilesiniz. Kolay değil bunlar. Çok EQ, zor, çok zor. EQ'nun gerçekten yüksek olması lazım. Evet, artık ama şirketlerde de biraz öyle kültürler gelişmeye başladı. Şu deneyimli, tecrübeli evet. Aramak yerine ben çok duymaya başladım. Sıfırdan kendi ahlakımızla, kendi prensiplerimizle yetiştirmek istiyoruz artık evet. Diye çok kişiyi duyuyorum. Evet, mesela yani. Birkaç ilaç firması biliyorum o şekilde alıyor. Yani kendi kültürüyle evet, yetiştiriyor. Evet, dışarıdan evet. Pek sonradan almıyor yönetici. Evet, fazla, çünkü evet. Bizim kültürümüzün den çıksın istiyorlar liderler. Bu arada ben birkaç şey daha ilave etmek istiyorum müsaade buyurun ederseniz. Buyurun hocam tabii ki. Dediğim gibi sosyal sorumluluk projeleri çok önemli. Herkesin yapması lazım. Ben buna çok kendimi adamış biriyim diyeyim. Ayrıca sadece tabii ki eğitim değil koçluk anlamında da gönüllü projelere katıldım. Bunlar çok önemli. Yani gençlerimize bir yol göstermemiz lazım. Gençlerimize bir ufuk açmamız lazım. Genç çünkü onlar bizim geleceğimiz. Onları mutlu olmaları, onların motive olmaları için bizlerin de elinden geleni yapması lazım. Yani herkesin bunu yapması lazım diye düşünüyorum. Ben ÇYD'de olsun, işte bazı Rotaryan'ın, Mersin'de Rotaryanların bir rally programı vardı. Orada liderlik eğitimi verdim. ÇYD'de liderlik eğitimi verdim, koçluk eğitimi verdim. Diğer kurumlarda da ICF'e üyeyken yapmıştım. Ayrıca STK'lara üye olmaları lazım. Yani sivil toplum kuruluşlarında mutlaka gönüllü olmaları lazım. Maalesef benim kendi öğrencilerime de bunu aşılamaya çalışıyorum ama pek bunu gençler yapanlar vardır mutlaka. Şimdi genelleme yapmayayım.
Ama çok önemli yani sivil toplum kuruluşlarında da çalışmak, topluma bir şeyler vermek çok çok önemli. Bir de sokak hayvanları ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Siz sever misiniz sokak hayvanlarını? Sevmez miyim? Hayvan, sokak, ev hepsi sever. Evet, doğru. Sokak hayvanı, evcil hayvan fark etmiyor. Onların da bize ihtiyacı var. Kesinlikle. Bu alanda da ben çok çalışma yapıyorum. Onların yaşam alanlarını alıyoruz çünkü. Evet. Sonra da onları istemiyoruz orada. Yani sevgi çok önemli. Yani sevgi duymak, zaten hayvanı seven insanı da sever anlayışıyla. Çok sokak hayvanlarına, yani gelirimin çok büyük bir bölümü sokak hayvanlarına harcıyorum. Onların dili olmaya çalışıyorum. Herkesi de onu bu şekilde çalışmaya davet ediyorum. Yani sokak hayvanları için bir şeyler yapmaya, sivil toplum kuruluşlarında çalışmaya, sosyal sorumluluk projeleri yapmaya davet ediyorum. Yani başarı bence kimlerin hayatına dokunduğunuz, kimler için neler yaptığınızla ölçülüyor. Kesinlikle. Hocam çok teşekkür ederim. Çok ben keyifli teşekkür bir sohbetti. Ederim. Çalışmalarınızda, sağ size olun, başarılarınızın sağ devamını olun. Derim. Eğer koşuk desteği isterseniz görüşürüz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet sevgili vizyon izleyicileri, gerçekten hayatımızda sadece kendimize değil, tabii ki önce kendimize faydamız olması lazım. Sonra başkalarına mutlaka faydamız olduğu zaman, işte o zaman tamamlamış oluyoruz. Çünkü biz bu doğaya, bu dünyaya aitiz. Sadece bireysel olarak yaşamıyoruz. Aldığımız nefesi bile başkasının oksijeninle paylaşmış olabiliyoruz. O yüzden kendimize iyi bakacağız. Görüşmek üzere.